Sen erkek adamsın, korkma. Hadi yürüyeyim sana. Serhan, aslan oğlum. Korkma, hadi bakayım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Serhan. Ne haber sana? İyiyim Süleyman abi. Ayten Hanım, yine katolik gibisiniz. Anlamadım Süleyman Bey, pardon. Yani diyorum ki sizde bir sıcaklık var Ayten Hanım. Şu soğuk hastane duvarlarını böyle bir soba gibi ısıtıyorsunuz. Yani katolik o anlamda söyledim. Teşekkür ederim, sağ olun. Hadi görüşürüz Serhan, iyi geceler. Ayten Hanım, Ayten Hanım. Siz sadece radyoterapi bölümünde mi nöbete kalıyorsunuz? Evet, niye sordunuz? Acaba diyorum doktor beyle konuşsam da ben de radyoterapiye geçsem. Yani sağlığım için diyorum Ayten Hanım. İyi geceler Süleyman Bey. Ayten Hanım. Gelmedi mi hala seninki? Yok, gelmedi abi. Ya nerede bu Ayta ya? Kaç gündür yok yine. Oturuyken aklına bir anda ismin gelirse, yıldızlardan birine öyle bakıp. Tamam peki. Beni Tuğçe, naber? İyilik Vedat, hoş geldin. Hoş buldum. Terlemişsin. Çok sıcak. Abim gelecekmişti. Ben de bir uğrayayım dedim. İyi yapmışsın.
Özledin mi beni? En bulutlu gecelerde bile. Bir de çerez alabilir miyim buraya? Seni hiç uzakta ve yalnız koymasın. Karanlığın içindeki uykunun dibindeki unutulmuş bir avuç. Canım hayırdır, ispat vermiyorsunuz beni. Bakalım görmüyor musun? Bin tane müşteri var işin başından aşkım. Zibidi niye gelmiş gene? Bunun kendi mekanı. Abisi barın sahibi gelecek tabii. Sen gelsene ben dedim. Çıkan bırak para sizden lazım. Ha tabii. Küçük patronu eğlendirmek lazım değil mi? Çok teşekkür ederim Volkan. Hiç kıvırmadan açık açık orospu deseydim bari. Ya Tuğçe bir dinler misin? Yeter be yeter! İki lafından beri Vedat! Yok bir şey diyorum sana yok! E kızım adamın götünden ayrılmıyorsun, delirtme beni! Bıktım senin kıskançlığından ya! Paralayak mısın sen? O puşta tek kelime konuşmayacaksın. Duydun mu beni? Gel bira servisini de sen yap o zaman. Ne kalın kafalı adamsın sen ya. Benim işim bu. Barmaid'im ben. O adam da patronun kardeşi. Gerizekalı. Kedi getirin. Hoş geldin abi. Nasılsın? İyiyim canım kardeşim. Sen nasılsın? Eyvallah abi, sağ olasın. Benim yukarıda biraz işim var. Bitirip ineceğim aşağı. Tamamdır abi, sen rahatına bak. Ben buralarda iyiyim. Orkestra çalmıyor mu? Şimdi ara verdiler abi. Beyaz eti seviyorsun ha? Güzel kızmış, ürkütme sakın. Eyvallah abi, merak etme. Aferin, aferin. Açalım mı abi? Büyük çıkmasın Tuncay. Kızarım sonra. Gerçi bu kadar büyük kutudan küçük çıkar mı bilmiyorum ama televizyonda seyretmek gibi değilmiş. Bayağı heyecanlanıyor insan. Siz ne hissediyorsunuz çocuklar? Küçük hissediyoruz abi. Güzel. Ben de küçük hissediyorum abi. Ondan geriye doğru sayalım mı? 10 9 8 7 6 Anneciğim. Anneciğim, canım anneciğim. Efendim anneciğim. Televizyonda var mısın yok musun var da? Evet anneciğim, söyle anneciğim. Ha güne gideceksiniz yarın. Gidin. Ha benim kontrayla gideceksiniz. Anladım. Gidin tabii. Anne biraz işim var. Ben seni sonra arayayım mı? Canım anneciğim. Ellerinden öpüyorum anneciğim. Tamam. Nerede kalmıştık? 4. Evet. 3 2 1 Büyük çıktı. Hani küçük çıkacaktı? İstersen küçültürüz abi. Sus. Çapsız Tuncay. Defalarca seni uyarmama rağmen beni dinlemedin. Beni kaybettin. Ben
500 bini kaybettim. İnan çok istedim ama bir türlü bu huyumdan vazgeçemedim. Gerçek hayatla sinema arasında ince bir çizgi vardır. Mesela sen bir filmde Süpermen oynasaydın ya da Terminator oynasaydın ya da Polat Alemdar oynasaydın biz boku yemiştik. Cihan Bey çok istedim. Defalarca doktora gittim. Terapiler gördüm. Ne yazık ki bu kadın denen nesneden bir türlü vazgeçemedim. Gazozlarına ilaç atmaktan kurtaramadım kendimi. Sizi bu illetten kurtaracağım. Tuncay. Fotoğraf makinesi. Doktor Bey. Doktor Bey. Turan Bey, biz bu çocukla ne yapacağız? Söz dinlemiyor ki. İş yerinden aradılar. Düşmüş bayılmış gene. Turan Bey, bu çocuk kanser. Doğru dürüst tedavi görmesi lazım. Söz geçiremiyoruz. Biz yatırıyoruz. 3 gün sonra kaçıyor. Evde annesi, kardeşi perişan. Biliyorum kolay değil ama yatıp tedavi görmezse sonu belli. Sonra görüşürüz. Serhan kapat şunu. Günaydın Volkan kardeş. Günaydın abi, günaydın. Şunu kapat şunu. Ya ben ikide bir burada uyanmak zorunda. Günaydın. Günaydın. Nasılsın, daha iyi misin bugün? Süperim. Güne halay başı olarak başlamak en sevdiğim şey. Volkan. Bırak şu haytalığı da, gel şurada adam gibi tedavini gör. Babanla da konuştum. Onları da çok üzüyorsun. Sen nasılsın Serhat? Sağlığınıza duacıyım. Radyoterapi iyi gidiyor. Yakında çıkarsın. Yeni Türkçe öğrenmiş komple gibi arkadaş, hep aynı cümle. Biraz Serhat abimden örnek alsan diyorum ha. Bak evladım, sana son kez söylüyorum. Eğer kaçmayacaksan kemoterapine yeniden başlıyorum. Ama yo, ben dayanamam, kaçarım dersen ne sen yorul ne de bizi yor. Ayıp olur Reşat Hocam. Buraya kadar gelmişim, bir kemoterapinizi almadan bırakmam. Çok ayıp. Ayten Hanım. Efendim. Öğlen kemoterapiye başlayalım. Peki doktor bey. Yine gidecek misin? Yok. Senin gibi sabahtan akşama kadar boncuk dizeceğim. Ne koyup şu hale bak ya. Sahmalcıları çevirmiş adam odayı. Sen sıkılmıyor musun abi bunlardan? Şöyle Süleyman çıkmıştır bahçe. Ben bulayım şunu. Gel sen de istersen. Yok sen git. Ben iyiyim böyle. İyi, kal sen böyle. Allah'ım yarabbim. Şimdi bu bana diyor ki, üçüncü katı gösteriyor, buradan atlayacaksın diyor. Tamam mı? Resör diyor bunu.
Şimdi ben bunu şöyle bir bak... sonra dedim. Sonra dedi, etrafına bakınacaksın, ok gibi koşmaya başlayacaksın dedi. Tamam, tamam dedim, iyi de dedim. Yani şu atlama hikayesini tam anlayamadım. O böyle bakıyor bana, resör böyle bakıyor bana. Yani dedim, siz bir gösterseniz nasıl atlayacağımı. Ben dedim, aynen hemen yaparım dedi, hiç sorun değil dedim. O bir acayip oldu böyle. Sen dedi, çıldırdın mı dedi, ben manyak mıyım dedi. Üçüncü kattan atlanır mı dedi. Ben de dedim ki, laf aramızda sizden laf çıkmaz, ben de manyak değilim dedim, anladın mı? Bu böyle kaldı. Ben dik dik bakıyorum suratına. Herkes buz kesmiş. Burası çok önemli bak. Dedim ki bana bak, sen film çekmeyi bırak. Sen burnunu bile çekemezsin. Ben derim ha, ben daha ağır da söylerim. Sen bana bakma. Bak bir günde ne oldu? Şimdi... Ya adam sağır, sağır. Öldüreceksin adamı. Volkan! Gel bakalım eşekeri. Ben senin bir ifadeni alayım da gör. Eyvah, yandık Süleyman abi. Sütçüdür, sütçü kara çocuk. Görüyor musun koskoca Süleyman Turan'ı? Polis Süleyman. Komiser Süleyman. Şimdi nerededir Komiser acaba? Komiser Süleyman Bey. Bir tane düzgün yapımcı Süleyman. Yok mu ya? Şu adama bir film çeksin de perdede görelim. Hı? Cihan abi. Komiser Süleyman Bey. Bir şey sorabilir miyim? Sus Faruk. Güzelim sahnenin içine etme. Peki abi. Şu oyunculuğa, şu rejiye. Şu mizansene, şu görüntü yönetimine bir bak Faruk ya. Şimdi nerede böyle filmler? Söyle kara çocuk, söyle de öğrensin. Bunlar kim lan? Ne yapıyorsunuz lan burada? He? Oğlum bu adamlar kim ya? Ben size demedim mi lan sinemayı boşaltın diye? Kim bunlar? Abi biz sabah seansına gelmiştik, öyle kaptırmışız kendimizi yani. Ha, anladım. Bir bilet alıp iki kişilik yer işgal ediyorsunuz, salonunda cenabet ediyorsunuz. Koca kompleksin beti bereketi kalmadı lan. Çıkın lan dışarı. Faruk! Çıkın lan hadi. Faruk! Sen ne duygusuz, ne ruhsuz bir adamsın ya. Ne sanattan anlıyorsun, ne de aşktan. Sen hiç genç olmadın mı Faruk? Çocuklar, alın şunu. Al, 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 al. Gidin, adam gibi bir yerde sevişin. Hadi bakalım, hadi. Eyvallah abicim, çok sağ ol ya. Kim Belki bu adamlar kim, ne oluyor? Hadi uzatma, yürün iyi. Belki, beni de düzgün konuş. Bu sinema müessesesinin işletmesini senden alıyorum Faruk. Ama abi, bak... Yedinci sanattan anlamıyorsun. Yerli film oynatmıyorsun. Sanat filmi oynatmıyorsun. Bütün sezon kaba komedi, aksiyon. Olmuyor. Abi vallahi çok çalışacağım. Kursa falan gideceğim. Hani Türsak Mürsak hemen öğrenirim. Fotoğraf makinesi. Abi ne olur bak bir şans daha ver. Hemen öğrenirim. Yedinci sanat, sekizinci sanat, kamera, şaryo, Kadir. Bak hemen öğrendim zaten. Çok geç Faruk. Sanat insanın içinde olmalı. Ayrıca Kadir değil, Kadir. Götürün bunu. Yeşilçam'ın arka sokaklarına abi, gömün. Elini öpeyim, ayağını öpeyim. Sessiz ve usulca. Defter. Ne zaman geldin? Serhan'ın gözü yollarda kaldı oğlum. Abi hatırlamıyorum ki ben de. Ama sabaha karşı herhalde. Babamlar bardan getirmişti. Hayırmışım. Bana bak. Kendine dikkat etmiyorsun. Atacağım tokatı ona göre ha. Çok özledim bu sefer kerata. Kaç gün oğlum? Bir hafta geçti bu sefer. Oğlum insan Süleyman abisin. Hiç bu kadar yalnız bırakır mı ha? Abi zaten sen de olmasan var ya, yemişim onkolojisini de kemoterapisini de. Sonumuz belli nasıl olsa. Ya beraber gidelim bu sefer. Bayılırız bir yerlerde getirirler ya. Oğlum sen beni bırak da şu çocukcağızı çıkarsana dışarı. Boncuk dizmekten şaşı oldu garibim ya. Bırak abi Allah aşkına ne işim olur ya. Herif bin yıl hapis yatmış. Niye yattığını da söylemiyor. Seri katil sessizliği var o iknede.
Çok fena kullanıyorum Süleyman abi. Volkan, ne biçim konuşuyorsun ya? Çocuğun ağzı var, dili yok. Ne zararını gördün oğlum? Tamam abi, değişelim odaları, siz beraber kalın o zaman. Volkan, Reşat Bey seninle konuşmak istiyor. Görüşürüz abi. Komple Reşat. Ben siz de yapamıyor ha. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba kızım. Volkan kemoterapide mi? Yok Turan Bey. Volkan yine vazgeçmiş. Şimdi Reşat Bey'in odasında konuşuyorlar. Ama sizin odasına gidebilirsiniz. Birazdan konuşmaları biter. Sağ ol kızım. Aradığınız kişi şu anda ne hatlar karıştırıyor acaba? Götüme kaparsın şu telefonu, anlamıyorum ki. Tuğçe, ben senin var ya. Gelmişini, geçmişini. Yeşilçam'ın ünlü simalarından Nur Yalço dün gece bir kutunun içinde ölü bulundu. Aynı saatlerde Yeşilçam'ın arka sokaklarında iş dünyasının bir başka tanıdık siması, Bobin Faruk lakaplı Faruk Kuytuk'un cesedi bulundu. Cesedin tanınmaz bir halde olduğunu bildiren yetkililer araştırmaların devam ettiğini bildirdi. Bu İstanbul yaşanmaz oldu be. İstanbul bitmiş. Canım sıkıldı benim ya. Sen bana bir rezeneli kuşburnu getir. Hadi. Buyurun. Bağır. Oha. Bir dana kadar naifsin Tuncay. Buyurun bağır. Buyurun. Taksim var diyeceksin. Ne? Yok öyle biri. İyi günler. Taksim var. Ulan çapsız Tuncay. Evrim teorisi doğruysa sen 3 seneye kadar insansın ha. Al, bu senin olsun. Teşekkür ederim. Adı var mı bunun? Handa olsun mu? Olsun. Abi. Ne haber Füslük? Oğlum. Gel otur yanıma biraz. Gel otur. Oğlum iyi misin? İyiyim anne. İyiyim. Artık hastaneden kaçmayacaksın değil mi? Bugün kemoterapi seansına da girmemişim. Anne yapma yeter. Çok sıkıldım. Bir anlasam ne boka yaradığını buraya gelip böyle ağlamanın. Volkan. Ya neyi anlamak istemiyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Siz burada böyle oturup hüngür hüngür ağlasanız da ben buradan çıkmasam da hiçbir şey olmayacak. Sizin oğlunuz öl... Serhan, sen burada böyle oturup izleyecek misin abicim? Bilet de keseyim mi? Neredesin kızım sen? Sabahtan beri arıyorum. Ne demek şarjım bitti? Ya daha başında mısın Tuğçe? Delirtme beni. He? Hemşire Hanım, en son kan değerlerine ne zaman bakıldı? Doktor Bey. Selen. Güzel. Hemen Selen, görmek istiyorum. Doktor ne oldu? Bahçede bayılmış yine. Sen kal burada. Görebilir miyim? Allah kahretsin. Ben de bundan korkuyordum.
Tüm bu olanlar radyoterapiden, bünye kaldırmıyor. Galiba kesmemiz gerekecek. Peki tekrar kemoterapiye mi döneceğiz? Hayır. Hayır, boşuna yormuş oluruz. Bari son günlerinde acı çektirmeyelim. Afiyet olsun. Elma kabuğuyla bamya çiçeği. Damar sağlığına iyi geldiği gibi çok da iyi söktürücüdür. Yanında bir de sigara olsa çok iyi olurdu ama. Kazım. Ben sağlık diyorum. Sen sigara diyorsun. Beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. O kadar iyi bir insansınız ki. Sana defalarca söylememe rağmen beni dinlemedin Kazım. Taklit, kopya eserler yaptın. Sanata para karıştığı zaman kötü oluyor. Ticaretle sanatı birbirinden ayırmak lazım. Hayat bu kadar kısa işte. Üçün beşin peşine düşersen nerede başlayıp nerede bittiğini anlayamazsın. Ya rica edeceğim Can Bey ya, 21. yüzyılda yaşıyoruz ya. Böyle adam mı öldürülür ya? Bütün paramı da aldınız. Ben katil miyim? He? Bu sanat, duygu, devinim. Seni sonsuz bir eserin ebedi parçası haline getireceğim. Parayı da eserim için harcayacağım. Kazım'ın sanata katkısı artarak devam edecek. Tuncay, fotoğraf makinesi. Al evladım şunu. Al. Gülümse Kazım. Arkadaşlar, sanatsal çalışmamıza başlayabiliriz. Buyurun. Başlayalım abi. Ağzını sıçayım. Polis daima namlunun ucunda gezen bir adam. Nasılsın Süleyman abi? Hoş geldin Volkan. Nereden darbe yiyeceği belli değil. Çünkü çevresi bilinmeyen düşmanlarla dolu. Sokakta hiç ummadığınız bir adam sizi öldürmeyi aklından geçirebilir. Uyanık. Volkan, ne oldu? Yüzün perşembe pazarı gibi oldu. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bizim Serhan. Ne olmuş Serhan'a? Bayılmış kalmış gene. Sedyeyle taşıdılar. Hay Allah. Son zamanlarda çok bitkin görünüyordu zaten çocuk ya. Konuşurlarken duydum. Doktor Reşat umut kalmadı artık diyor baba. Tedavi keseceklermiş. Ne diyorsun oğlum sen? Radyoterapi bünyesi kaldırmıyormuş artık baba. Bari kalan zamanda acı çektirmeyelim falan diyordu senik. Ya böyle adalet mi olur be? Böyle adalet mi olur ya? Şimdi nerede? Bilmem. Odadadır herhalde, getirmişlerdir. Saf'ın bir de geldiği günden beri öyle iyileşeceğim diye bekliyordu. Sen çocuk yaşta abi seyir. Seni rahat bırakmasın orada şerefsizler. Hep sıkıştırmaya çalışsınlar. Sonra çaresiz git orada birine daha vur. Sonra karanlıklar içerisinde, dört duvar arasında tam 20 yıl. Koskocaman 20 yıl. Sonra tam çıktığın gün ben de hayatı yaşayacağım. Ben de nefes alacağım. Dünyanın tüm güzelliklerini ben de göreceğim derken sağmalcıların kapısında yığılıp kaldı. 20 yıl beslediğin hayaller, umutlar, rüyalar bir anda darmadağın olsun. Ondan sonra hop buraya. Onkoloji servisi kat bir. Volkan, sen ne zaman gideceksin?
Bilmiyorum abi. Niye sordun? Ya şu adamı çıkart ha dışarı. Ha? Kimi? Serhan oğlu. Al yanına çıkart, dolaştır. Gezin, arkadaşlık edin. Eğlendir onu biraz. Bak, bak oğlum. Kimi kimsesi yok bu çocuğa, tamam mı? Bir seni tanır hayatta, bir de beni. Bir yerde bilmez. Hadi be oğlum. Ha, lütfen diyorum. Ha? Baba sen ciddisin. Süleyman baba ettiğin laf olsun Allah aşkına ya. Ben Serhan'la. Yok baba. Ya Aziz Yıldırım'la Adnan Polat Hollanda'da nikah kıyarlar. Gene o senin söylediğin olmaz, ben sana söyleyeyim. Volkan. Volkan hiç mi hakkım yok benim sende ha? Oğlum bir ricamı bile kabul etmeyecek misin sen ha? Süleyman baba sana saygım sonsuz. Ama kusura bakma kendimi de tıklatacak halim yok. Ya tamam ben de üzüldüm. Yani çok üzücü bir şey. Ama... Yok baba olmaz. Ya ben Serhan'la ne yapacağım Allah aşkına? Türkü barama gideceğim, o kazmayla kol bastım oynayacağım. Allah Allah. E sen çıkart abi, dolaştır, eğlendir. Olmaz mı? Baba kızma. Ya bunu yapamam, kusura bakma Süleyman baba. Benden başka bir şey iste, yapayım. Neyse. Hadi bari bir işe yara da git şu Haydar denen zırtapozdan. Bir kişi yakap, bir şeyler yap. Bari bu gece muhabbetin belini kıralım ya. Çocuğun moralini düzeltelim biraz, anlıyor musun? Tamam babacığım. Tamam babacığım. Benden böyle şeyler işte, canımı ye. Kolay gelsin. Eyvallah Volkan'ım, buyur kardeşim. Hoş geldin. Abi işim düştü sana yine. Hayırdır Volkan? Ya Volkan, sen beni yakacaksın vallahi ya. 40 yıldır haysiyetim ve şerefimle şu işi yapıyorum. Sen beni bir gecede bitireceksin. 40 yıl diyorum ya. Tam 40 yıl. O kadar söyledim. 40 diyorsun. Evet. Maşallah. Artık bende 40 yıl hatırım var Volkan, o kadar söyleyeyim. Bana bak, soğuklardan verdim, acele içip hastalanmayın ha. Sağ ol. Şey diyeceğim, fıstık ister misin? İstemez abi, sağ ol. Sen bilirsin. Tazeydi halbuki fıstıklar. Ulan ben sizin kadar genç olsaydım bir dakika durmazdım buralarda. Hayat çok kısa. Kıvır zıvırın peşinde koşacağını hayatın peşinden koş. Nasıl yani Süleyman abi? Yani gezin dolaşın işte, ne bileyim. Volkanların barına gidin. Dolaşın birkaç gün, keyfinize bakın, eğlenin. Tedaviyi yarım bıraksak iyileşemeyiz ki Süleyman abi. Allah'ın izniyle bir iyileşelim. Sonra gezmesi kolay. Ya ne yapamda adamsın Serhan ya. Yani 3-5 gün olmasın tedavi, ne çıkar? Ne çıkar? Ya siz en iyisi İstanbul'dan gelin, tamam mı? Foça'da benim tekneyi alırsınız. 15 metre kocaman kız gibi. Adı da Mavi. Orada Kaptan Orhan var, onu bulursunuz. Baba sende teknem var ya. E olacak o kadar. Senin karşında kim duruyor ha? Kim duruyor karşında? Tamam. Gidersiniz Foça'ya. Oradan Mavi'yi getirirsiniz. Kaptan Orhan'la Marina'ya gelirsiniz buraya. Hem ben de gün yüzüyle bir kez daha görmüş olurum Mavi'yi. Tamam mı? Süleyman abi, Foça çok uzak mı? Gitmek istersen her yer yakın. Ya baba yine film gibi konuştun, tamam da ben sana söyledim ya hani... Sen aslında başka bir çocuksun. Ne kadar saklamak çalışsan. Ama daha fazla saklanmaktan vazgeç. Unutma. Süleyman abim söylemişti dersin. Hayat çok kısa. Çok kısa. Hadi çocuklar. İyi geceler. Allah'a emanet olun.
Volkan kardeş, Süleyman abi ne demek istedi? Neyi ne demek istedi? Sen aslında başka bir çocuksun. Saklama falan diye söyledi ya hani. Bilmem. Vardır bir bildiği. Boş ver. Doktor bey ailesini aramamızı istedi. Kalp krizi. Evet. Boşaltalım. Üzüldüm lütfen. Ben. Çok şeker adamım. Odalarıma dönelim lütfen. Ne olmuş ya? Süleyman abi. Ne olmuş Süleyman abi? Ölmüş. Ne diyorsun be sen? Bırak ne diyorsun sen? Baba! Baba. Bırak Süleyman baba! Baba kimdir ulan adamı? Siz bir şey yoktu lan bu adamı! Tamam, oğlum saçmalamayın, öldürdünüz ulan! Tamam, tamam oğlum! Öldürdünüz oğlum Süleyman abi! Bırakın tamam, tamam! Ulan bırakın hepimizi öldüreceksiniz Allah'sız! Oğlum dur, manyak mısın? Öldü adam. Canım lan böyle bir şey yok oğlum. Toparlan abi, gidiyoruz. Nereye? Süleyman babanı tekneye getirme. Adamın vasiyeti sayılır. Doğru söylüyorsun da Doktor Reşat kızmasın mı sonra? Seren zaten içim titriyor. Sikeceğim şimdi Doktor Reşat'a ha! Estağfurullah. Ayıptır küfretme Volkan. Tamam abi, özür dilerim. Bak şimdi gel çıkalım. Bara gidelim, Tuğçe'yi alalım. Oradan da Süleyman babanın tekneye. Sen git eşyalarını toparla. Benim ufak bir işim var. Sonra ön kapıda buluşalım. Tamam mı? Vasiyeti sayılır diyorum ya. Haklısın kardeş. Getirelim tekneyi. Söz namustur. Hadi. Güzel. Haydar Paşa rüyalar aleminde. Süleyman babanın dediği gibi,
Arada bir nefes almak lazım. Seren. Buyur Volkan kardeş. Sen daha önce hiç denizi gördün mü? Yok, görmedim. Motora da binmedin. Yok kardeş, binmedim. İlk defa biniyorum. Ya Seren. Buyur kardeş. Peki abi, sen hiç milli oldun mu? He? He mi? Milli oldun mu diyorum, milli. Baba sen yaşamıyorsun ki ya. Olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi dediğinde titrek göz bebekleri bana ürkekçe baktı. O çılgın serzenişler bir hezeyandı artık. Kitabımın bitmesine sadece 2 sayfa kaldı. Ah Kazım, ah! Ne oldu şimdi? Hem canından oldun, hem malında. Ne olmuş orada kardeş? Ne bileyim abi. Bize ne? Seren, sen şurada beni 2 dakika beklesene abi. Ben Tuğçe'ye hediye alacağım abi. Tamam kardeşim. Kaybolma bir yere. Abi bir yardım et be abi. Bak çocuklarım aç abi. Kaç gündür açız, hiç yiyecek bir şeyimiz yok. Beyim hasta abi. Ne olur 3 kuruş ver abi. Aç kaldık abi be. Bu ne lan? He? Bu ne lan bu boncuk? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Ne? Boncuğu mu yiyeceğim lan açız diyorum sana. 3 kuruş para ver dedim lan, git. Ne yapıyorsun ya? Ne biçim insansın? Bula bula, bu adamı buldum. Yürü be, git işine be. Pis. Aman be, lanet gelsin hepinize. Cehennem ol git. Gel gel. Gel. Gel gel. Tuğçe Tuğçe diye kafanın etini yedim. Yengenle tanıştıracağım seni. Kardeş dur, yapma, değilsin. Doğru söylüyorsun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Görüyorsun değil mi? Seni yengenle tanıştıracaktım. Ama gel gör ki o benim de yengem olmuş. Ben hastane köşelerinde geberip gideceğim. Tuğçe bu herifin altına yatacak. Koloş muyum lan ben? Volkan dur. Sizi bırak. Bırak. Dur. Sizi bırak. Telefonu unutmuşum baba. Bakalım ben seni. Ne yapıyorsunuz lan siz? Dur lan! Çek beni lan! Ananı! Çek kafanı! Dur lan! Senin hayatını! Lan! Bırakın! 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 Bakın! Buraya gidiyoruz!
Serhat! Burada mı? Arabaya, arabaya bin, arabaya bin! Serhan yürü. Arabam nerede? Çalındı abi. Kim çaldı lan? Volkan abi. DJ Volkan. Defterim nerede lan? Defterim. Defterim. Defterim gitti lan. Başarım. Her şeyim gitti lan. Ulan kitabımın bitmesine iki sayfa kalmış lan. Seren abicim biz ne yaptık öyle ya? Ben elime silah aldım ama iyi değil. Sus. Volkan. Bu ne Volkan? Ne bileyim abi ona. Volkan hemen arabayı durdur. Saçmalama Seren, niye durdurayım arabayı? Hemen polise gidelim. Sen Cihan'a gidelim. Abi özür dileriz. Böyle bir eşeklik ettik. Al çantayı affet biz deriz. Olur mu? Öyle yapalım o zaman. Kardeş sen biliyorsun. Ya Seren delirtme beni. Polina mı kaçtı abicim senin içine? Polina? Yok Balina. Allah Allah ne polisi ne Cihan oğlum. Adamların barını bastık. Havaya ateş ettin. Arabalarını çaldık. Son duruma göre paralarını da çalmışız. Sana yemin ediyorum bizi üst üste koyup evire çevirip söylemeye dilim var mı ya abicim? Peki kardeş ne yapacağız o zaman? Topuk Seren. Topuk. Topuk? He ayakkabı topuğu. Allah'ım yarabbim ya. Kaçacağız abicim, kaçacağız. Daha samimi dans edin çocuklar. Benim kardeşim aşık olurmuş. Aşk üçgenlerine düşermiş. Aşık olup dayak yermiş. Asabım bozuldu. Bana bir papatya çayıyla kedi ot getir. Evet Vedat'cığım. Şimdi sen diyorsun ki ben bu kızı seçtim. Aşığım. Seviyorum. Öyle mi? Evet abi. Peki siz hanımefendi, siz de benim uçarı gönüllü, serseri ruhlu kardeşimi seviyor musunuz? Hı? Yani bütün tantana bunun içinde öyle mi? Benim yıllardır üzerinde çalıştığım, el emeği göz nuru döktüğüm kitabımın kaybolmasına değdi mi? Abi izin ver açıklayayım. Neyi açıklayacaksın lan? Uçkur düşkünü. Çekil üstüne. Gel. Vedat'cığım iyi izle. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Tuğçe Hanım. Ne kadar güzel gözleriniz var. Bir, iki, üç. Abi. Sus lan, capsız. Tuğçe Hanım, duyduğuma göre mekanımı basan arkadaşları yakinen tanıyor musunuz? Doğru mu? Volkan. Volkan. İki, üç. Peki, nerede buluruz bu Volkan'ı? Hastaydı o. Hasta mıydı? Ay çok üzüldüm. Peki
Hangi hastanede? Sür, 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 sür. Tuğçe çoktan ötmüştür. Otogara gidelim, bir otobüse binip siktir olup gidelim abiciğim. Hadi. Volkan. Ne? Kardeş yaptığın iş değil. Çantayı geri götürelim. Ne yapalım? Çantayı geri götürelim. Ben hapis yattım ama hırsızlıktan yatmadım. Çantayı geri götürmeyeceksek senin yanında bir dakika daha durmam artık. Seren, abi ne diyorsun, yapma. Babanın emaneti nasıl getireceğiz? Cebimizdeki 3 kuruş parayla mı kaçacağız bu adamlardan? Olan oldu bir kere Seren. Çantayı geri versek ne değişecek sanıyorsun sen? Volkan, sen benim kardeşimsin ama söz ağızdan bir kere çıkar. Yaptığın doğru değil. Ben hastaneye dönüyorum. Allah Allah! 20 sene içeride yatmışsın, şimdi geçtin karşıma alak dersin veriyorsun sen bana, ha? Boşu boşuna yatırmazlar kimse 20 sene. Kim bilir kimin canını yaktın içeri? Kusura bakma Volkan kardeş, kendimi kaybetmişim. Sen de bana bir tokat vur istersen ödeşelim. Ben Süleyman Baba'ya söz verdim aga. Ben gidiyorum. Sen ister gel ister gelme. Sevgili Haydar, buyur canım. Aylarca hiç acımadan iliğimi, kemiğimi sömürdün. Ben senin gibi bir insan daha görmedim. Ulan tinnetsiz gibiydi. Bir insan evladı hiç hastalara içki sigara satarak yolunu bulur mu? Bulmaz. O yüzden bütün paranı aldım. O da hepi topu 250 lira. Bu arada 2 lira içip kulübede göbek atma bizim odadan görünüyor. Ulan, ulan yandım ben. Anneciğim, güzel anneciğim. Ben de seni arayacaktım. İnan ki anneciğim. Ya ne demek? Ya lütfen anneciğim, aramaz olur muyum? İnan ya, işler yoğun biliyorsun. Sana gönderdim, aldın değil mi? Ha, canım anneciğim, canım, canım bir tanesin. Biz 2 arkadaşı arıyoruz. Birinin ismi Volkan'mış. Ben o Volkan'ın anasını dümdüze diyeyim. Ben seni arayacağım anneciğim. Alın şunun jopunu. Abi jopu derken... Yandım adam. Sen ne hayasız, ne terbiyesiz adamsın lan. Anneye küfür edilir mi? Durumu bilmiyorsun abi, durumu bilmiyorsun. Sevgili Haydar, aylar geçirmeden önce kendimi sömürdüm. Ben seni... Ya bu adamı sevmeye başladım bak. Bak şimdi bu çocuk var ya gözüme girdi. Hele Vedat'ı dövmesi 10 numara bir hareketti. Ayrıca Türkçesi de güzelmiş. Bak şimdi Bekçi Haydar kardeşim. Volkan nerede? Onda benim bir emanetim var. Ayrıca okuduğuma göre çok da güzel göbek atıyormuşsun. Hem göbek at hem anlat. Hadi bakayım.
Hadi Haydar kardeşim, hadi. Abi, hadi Haydar. Ben şerefiyle, haysiyetiyle görevini yapmaya çalışan birinci sınıf özel, önemli bir gece bekçisiyim abi. Yani benim ne bilirim Volkan nerede? Onu doktor Reşat Bey bilir ancak. Şurada. Al bakayım şunu. Bak, bir yere ayrılma. Çıkışta fotoğraf çekileceğiz. Vay be. Bitki çayı yok muydu? Ne yazık ki yok. Yani takdir edersiniz değil mi? Burası bir kafeden ziyade devlet hastanesi. Neyse Cihan Bey, sizi dinliyorum. Yani meramınızı bir an önce anlatırsanız ben de işimin başına dönebilirim. Doktor Bey, bizim niyetimiz sizi rahatsız etmek değildi. Ben sadece nacizane küçük bir bağış yapacaktım. Bağışta mı bulunacaktınız? Hay Allah, çok özür dilerim Cihan Bey. Yani gerçekten özür dilerim. Biraz kabalık ettim galiba. Yani ama takdir edersiniz değil mi? Bu yoğunluğun arasında biz de... Önemi yok. Biliyorsunuz her şeyin başı sağlık. Ne demişler? Olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi. 500 bin dolar yeter mi? 500 bin dolar öyle mi? Beyefendi şaka yapıyorsunuz herhalde. Ben şaka yapmam doktor bey. Sağlığın şakası olur mu hiç? Gerçekten çok teşekkür ederim Cihan Bey. Yani sizin gibi insanlar olmasa... Asıl sizin gibi insanlar olmasa doktor bey. Ben gerçi sizi gıyabınızda tanıyorum. Benim bir çalışanım. Daha doğrusu çok sevdiğim bir arkadaşım. Burada tedavi oluyordu. Volkan. Volkan? Ha şu bizim Volkan. Hmm. Tabii ya. Evet biraz haytadır ama çok severiz kendisini. Gerçekten annesi Sevim Hanım, babası Turan Bey değil mi? Güzel. Güzel. Serhan yırttık galiba. Baksana. Bu cihan dallaması sittin sene bulamaz artık. İnşallah kalır. Bu parayla da Süleyman abiye çok güzel mezar yaptırır. İyi olur pazar. Sevap işlemiş oluruz. Bu arada abi, dün akşam ben seni çok zor durumda bıraktım. Bildiğin hayatımı kurtardın usta. Sağ ol. Bak kardeş, ben elime silah almamaya yeminliydim. Senin yüzünde yeminimi bozdum. Bir de böyle bir şey yaparsan kendi yoluma giderim. Tamam Tatar Ramazan, kızma ya. Mesaj alınmıştır. Ama gene de teşekkür ederim. Seren, sana bir şey sorabilir miyim? Sor kardeş. Ya bunu daha önce soracaktım ama... ...bu kadar samimi değildik ya. Sen neden 20 yıl hapis yattın abi? Aklım almıyor usta. Yani senin gibi bir adam niye içeri girsin ki? Hem de 20 sene. Ne yaptın, birini mi vurdun? Ya Serhan! Allah Allah! Ne dedim ki ya? Cins bir adamsın sen ya. Hadi Serhan oğlum. Hadi git. Sen erkek adamsın. Hadi. Hadi Serhan'ım. Hadi. Hadi.
Neredesin bu abicim? Seren! Seren! Seren iyi misin? Seren! Abi ne işin var burada ya? Ne olur bana yardım et. Ne oldu? Ne olur bana yardım et. Bayılıp kalmış. Tamam, ne olur bana sakin yardım. Olun. Sakin olun. Sakin olun. Nesi var? Bilmiyorum. Volkan kardeş. İyi misiniz? Siz kimsiniz? Volkan kardeşim nerede? Ben Aylin. Volkan siz bayılınca çok korktu, bir şeyler almaya gitti. Şimdi gelir. Tamam. Ben de seni ayıltmak için bir şeyler almıştım. İyi misin? İyiyim, iyiyim kardeş. Geçmiş olsun. Aylin Hanım gerçekten her şey için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, lafı mı olur? Bu arada siz ilk müşterimsiniz. Yani motelimiz tam olarak açılmadı. O yüzden bir restoranımız da yok. Ama akşam arkadaşım Buket'le bir şeyler yiyeceğiz. İsterseniz siz de bize katılın. Tabii, seve seve. Seve seve. Biz akşam geliriz. Size iyi dinlenmeler. Teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun. Ne oldu? Pancar gibi oldu kızı görünce. Ayıp oluyor ama kardeş. Ayıp oluyor Volkan kardeş. Burası neresi Volkan? Kozan Otel abicim. Tabii motel demeye bir inşaat lazım. Sen mi taşıdın beni buraya? Ben. Bir de Melaike. Aylin Hanım arabasını aldı bizi sağ olsun. Allah razı olsun. Ayıp olmuş. E hadi madem. Gidelim. Akşam kıza söz verdi yemek için. Gidelim şöyle güzel bir faça yapalım sana. Öyle olmaz. Para harcayalım biraz. Seru para. Enayi parası. Hadi abiciğim. Vay be. Ulan Brad Pitt bok yesin yanında yemin ediyorum ha. Kim? Boş ver. Çok güzel oldu diyorum kardeşim. Çok güzel oldu. Ya Allah'ını istersen dalga geçme Volkan kardeş. Ya niye dalga geçeyim be abicim? Ya sen bir rahat olsana artık. İki dakika yemek yiyeceğiz, kalkacağız. Zaten sabah aklımı aldım. Ödüm koptu vallahi bir şey oldu diye. Yok yok, iyiyim ben. İyisin tabii. Ha, usta. Sen şunu unutmadan alıyorsun. Üstünde bulunsun. Ne olur ne olmaz. Ah. Yok, istemem. Neyi istemem be abicim? Al işte şunu. Yüz sana, yüzü bana kardeş bey al. Kardeş payı? He kardeş bey al, o da olur. Al. Sür hadi. Vallahi ellerinize sağlık. Her şey çok güzel. Afiyet olsun. Gece ne kadar iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Çarpıldı tabii. He? Güneşin altında bütün gün durunca. Yapma kardeş, ayıp oluyor. Ne ayıbı be abi? İyi ki doğdun Aylin. İyi ki doğdun Aylin. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. İnanmıyorum. Aa. Ben bile unutmuştum ya. Canım, iyi ki doğmuşsun. Oo. Hadi üfle bakalım. Teşekkür ederim. Ay, şimdi üfleyeyim bari. Evet. Bir dilek tut. Serencim, ben bir makyaj tazelik gelirim abicim. Bak kardeş. Ya durma abi, geliyorum. Evet. Canım ya.
Al abiciğim. Bu Tuğçe yengeye aldığın hediye değil mi? O şellafe yenge deyip beni delirtme Serhan. Al onu, Aylin gelince ona vereceksin. Nasıl veririm kardeş ben? Uzatıp ver, Allah Allah nasıl vereyim? Utanırım ben kardeş, nasıl veririm? Geliyorlar, saçmalama Serhan. Buyurun. Teşekkür ederiz. Hadi Serhan'cığım. Aylin Hanım, Serhan size bir şey söylemek istiyor. Ne söyleyeceksiniz Serhan Bey? Bu sizin. Teşekkür ederim de... Nereden biliyordunuz bugün doğum günüm olduğunu? İstikablal vuku bulmuş. Anlamadım. İçine doğmuş yani. Ya aslında bugünkü yardımlarınızdan dolayı size teşekkür maksatıyla bu hediyeyi almıştı. Tam isabet oldu. Teşekkür ederim. Aa, çok güzel. Nasıl oldu? Çok yakıştı. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hadi. Anne nasılsın? Volkan. Oğlum iyi misin? İyiyim iyiyim. Beni merak etme. Ben Foça'dayım. Bir süre daha burada kalacağım. Telefonumu da boşuna aramayın. Açmıyorum. Oğlum kendine iyi bak. Tamam. Hande ile babamı öp benim için. Tamam. Canım, beğendin mi oyuncaklarını? Evet. Ha bak, burada var da. Ne şeker şey değil mi ya? Al, bak bunlar da senin. Bir fotoğraf çekilelim mi senin ha? Aman abi. Yok ya, yok yok. Şaka yaptım ya. Abisine hiç benzemiyor ha. Kardeşiniz gelmeyecek mi Serhan Bey? Kardeşim? Evet. Kardeşiniz? Ha, Volkan kardeş. O benim kardeşim. Telefon etmeye gitti odaya. İnanmıyorum ya. Burada da mı buldun beni? İyi ki doğdun Aylin. Farkında mısın? Resmen kovalamacı oynuyoruz. Ne kadar romantik değil mi? Ben gideyim artık. Lütfen oturun Serhan Bey. Maruş'a gel. Otur moruk otur, keyfine bak. Son kitabım. Sana yazdım. Sevişmeden uyumayalım. Tövbe tövbe. Bu ne Remzi ya? Aylin. Sen benim ilham pelimsin. Sensiz hayatımın şiiri eksik. Remzi, ben sana kaç kere söyledim? Biz kaç kere konuştuk? Sarhoşsun zaten. Olmaz dedim ya, olmaz. Aylin, benimle İstanbul'a gel. Beraber yaşayalım. Ya bu otel motel bu inattan ne zaman vazgeçeceksin? Laf kretirim ya, kim döküntüde yaşar ki Allah aşkına? Serhan Bey ilk müşterimiz. Estağfurullah Aylin Hanım. Ben gideyim artık. Lütfen oturun Serhan Bey. Bırak gitsin. Ya ben sizden kalan o büyük boşluğu doldururum. Cümleten iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler moruk. Öldüreceğim ben bunu. Aylere. Sana ne Remzi? Sana ne? Serhan Bey.
Serhan Bey. Ne olur Remzi'nin kusuruna bakmayın. Önemli değil. Üzmeyin kendinizi. Nereye gidiyorsunuz? Yürüyeceğim biraz. Beraber yürüyelim. Bu arada hediyeniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Keşke dünyadaki bütün değerli hediyeleri size alabilsem. Sokakta bulsan say demişler kardeşim. Tarih sanatın bir parçasıdır. Tarih hayatın gerçeğidir dedim ona. Ama zavallı Selim'in hayatı hep tekerrülden ibaretti. O ünlü lafa nazire yaparcasına. Beni durmadan aldattı. Yapmıyorum dedi, yaptı. Sinsice ve umarsızca. Değer miydi antika 3-5 vazoya yaşanmışlıklarımız söyle Selim? Değer miydi? Ah hayat, kısa ve naif. Zaten hepimiz toprağa dönmeyecek miyiz bir gün? Şimdi kalkmışa oturdun işte Volkan. Süslü Barbaros, sen bu İstanbul'un sintinesisin. Şu güzelim Marmara'yı seninle kirletmek pek içime sinmiyor ama... En iyisi mi? Kendin atla. Çık Süslü. Çık Süslü. Bir dakika, bir dakika Süslü. Ver taşını Süslü'ne. Al bakalım Süslü, al. Bir taş bir insana bu kadar mı yakışır ya? Bir dakika Süslü. Sakın o taşı bırakma. Sonra çıkartması zor olur. Hadi Süslü. Yok. Nefese bakamayacağım. Kardeş sen de uyumadın mı? Yok, seni bekliyordum Don Selvan Bey. Bu saatte mi teşrif ediyorsunuz odaya? Aylin Hanım, ben bir de arkadaşı sohbet ettik. Bu saate kadar. Başka? Bir de tekneye davet ettiler. Sabah tekne gezisi varmış da. Sen de gideriz dedin tabii. Yok estağfurullah kardeş, sen istemezsen gitmeyiz. Yani niye istemeyeyim be abicim? Aa, gideriz tabii. Gideriz. Kızlar çağırmış o kadar. Volkan kardeş. Efendim abi. Aylin Hanım'a biz kardeşiz demişsin. Bilmem. Öyle mi demiş? Farkında bile değilim abi. Kardeş. Efendim Serhan. Süleyman abinin ne demek istediğini anladım şimdi. Aslında sen çok iyi bir çocuksun. Hele şu hastalık bir geçsin de. Öz kardeş gibi ayrılmayacağız seninle.
Serhan Bey. Serhan. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Bir şeyiniz yok değil mi? Yok yok, iyiyim. Dün gece burada uykuda kalmışım da. Ben de öyle görünce korktum ya. Tekneye geliyorsunuz değil mi? He, geliyoruz. Volkan kardeşimle konuştum dün gece. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Romantizmde sınır tanımıyorum diyorsun ha. Vay be. Sabaha kadar dalgaları mı dinlediniz ya? Uyuyakalmışım kardeş. Aylin Hanım uyandırdı. He. Ben bayılayım, Aylin ayılsın diyorsun. Ah. Sen ne çapkınçilik çıktın be. Estağfurullah kardeş. Estağfurullah tabii. Yalnız Seren Bey, bir daha romansınız tuttuğunda haber verirseniz sevinirim. Sabah kalktım seni odada göremeyince panikledim usta. İnsanın aklına bin türlü şey geliyor. Merhaba. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neyi ettiniz de geldiniz. Abin dün akşam hep senden söz etti. O kadar düşkün ki sana. Biraz kıskandım valla. Benim de kardeşim var ama biz pek anlaşamayız. Buket bilir. Didişip dururuz. Günaydın ekip. Günaydın Aylin. Günaydın. Merhaba, ben Remzi. Ama bana Remi dersen sevinirim. Merhaba. Dün tanışamamıştık. Bu arada Aylin, sana şu şiirimi artık okuyayım istiyorum. Overdozlar çakıyor şah damarıma gözlerin. Frekansım ferahlıyor dokununca melek tenim. Kokun radyoaktif burnuma Vietnam denemelerin. Gel antidepresan uzan yanıma, sevişmeden uyumayalım. Kitaplarınız çantamda, size de birer tane vereceğim. Görüşürüz. Nasıl güzel ama değil mi? Ha? Selam kızım, ne haber? İyi, senden? İyi. Kimle buymuş? Aynen onun arkadaşıymış. Aylin Hanım. İstanbul'daki bir pasar. Aa, o ne ya? Bakayım. Sen mi yaptın bunu? Ya bunu bana versene. İstanbul'a gidince minibüsüme falan takarım diyorum. Yanlış bir şey mi söyledim? Ben birazdan döneceğim. Sonra da senin kalbini kıracağım. Sen burada bekleme. Aa, ne oluyor be? Şaka yaptık ya. Aferin Remzi, iyi bok yedin. Ne yaptım ben Aylin ya? Ayrıca bu baroş canları bu kadar içselleştirme sen diyorum. Yani hiç yakışmıyor sana. Ay, rahat bırak beni ya. Serhan. Ne yapıyorsun abicim ya? Değil mi bu labunya için kendini üzme? Sen aldırma kardeşim. Üzüldüğün falan yok. Aslında adam doğru söylüyor. Biz mahpustayken o boncukları topluca minibüsçilere satar, harçlık yapardı. Gel bak geri gidelim. Ben onu gereken yere takacağım. Gel kardeşim. Boş ver kardeşim, değmez. Ben gerçekten çok özür dilerim. Hayatımda hiç bu kadar mahcup olmamıştım. Hadi ne olur gelin, dönün tekneye. Estağfurullah Aylin Hanım. Sizin ne kabahatiniz var. Ama biz o tekneye dönmeyiz artık. O zaman ben de dönmem. Zaten bütün gününüz o Remzi hıyarı yüzünden mahvoldu. Çok seviyorum ben bu Remzi Pekgöz'ü. Hem şiirsel
hem kaba. Sevişmeden uyumayalım. Gerçi benim eserimin yanında basit bir yapıt ama olsun. Yazan herkese saygım sonsuz. DJ Fatih, Hande Bey. Ben sizin için anlatacaktım. Beni sımsıcak şarkılarıyla İstanbul'da. Vay be kardeşime bak. Buraya gelmiş. Ya eğer bu DJ Fatih bizim Fatih ise çok kıyak çocuktur ha. Buradaymış akşam, gidelim mi? Olur, gidelim. Remzi Bey, sizin çok büyük bir hayranınızım. Bütün kitaplarınızı okudum. Aferin. Ne oluyor ya? Ben de yazarım. Yakında kitabım çıkacak. Ufak tefek pürüzlerini halletmek için buradayım. Sen de mi yazarsın bakayım? Ne yazıyorsun? Boyama kitabı falan mı? yoksa kebap menüsü mü? Ne oluyor ya? Bana bak. Ağzını topla. Ne yaparsın? Ha? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın bakayım ha? Ben senin gibileri çok gördüm aslanım. Zaten bütün memleketi senin gibi böyle baroş gülleri kaplamış. Getto antenleri ne olacak? Fotoğraf makinesini getireyim mi abi? Getir Tuncay. Ferit buraya gel. Buyurun Can Bey. Remzi Bey'i arabasıyla bizim otele götür. Güzel bir oda tut. Tamam Can Bey. Ne oluyor ya? Harika bir gece geçirin. Sevişmeden uyumayın. Ne? Anlamadım. Anlamayacaklar lan! Pompaların içinde göstereyim mi sana? Sevişmeden uyumayın işte. Pompalar? Pompalar. Ha, anladım. Emriniz olur. Ay, ya, ya. Siz içecek bir şeyler alın. Ben geliyorum. Ben bir bira içerim. Tamam. Vay 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 vay. Kardeşim. Ne haber? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Eyvallah. Hangi rüzgar attı seni buraya? Tatildeyim mi oğlum? Takılıyorum ben. Nerede kalıyorsun? Bu arkada bir koy var ya. Koza Motel diye bir yer var orada. Derme çatma bir yer. Ha? Oradayım. Görüşelim muhakkak ha? Görüşelim. Buralardasın yani. Buradayım burada. Sen bak gel. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Dans etsene. Ben dans etmeyi bilmem ki. Aman bir şey yok, böyle sallanıyorsun işte. Seren hadi yürü gidiyoruz. Ne oldu ya? Abi yürü hadi yürü. Nereye sonra yürüyoruz? Sonra. Abi Cihan burada hadi. Kim? Ne oluyor? Pardon. Aylin, sen otele dön. Bizi soran olursa ne gördün ne duydun. Tamam mı? Ay şunu doğru düzgün anlatın. Ne oluyor? Kimden kaçıyorsunuz? Abi, tamam. Aylin, senin hemen dönmen lazım. Ben bir iki kenara kadar dönüp sana her şeyi anlatacağım. Sen. Hadi, hadi Aylin ne olur. Hadi, acil hadi. Tamam, tamam. Yürü Serap, yürü. Abi. Abi. Kim bu çapsız Tuncay? Volkan'ı bu arkadaş tanıyormuş abi. Ne? Volkan'ı diyorum. Bu arkadaş tanıyormuş. Ne dedin?
Abi Volkan'ı diyorum, bu arkadaş tanıyormuş. He, gel otur şuraya. Geç. Adın ne senin? Fatih. Fatih, yüksek müzik geçici sağırlık yapar. Fatih abi. Kapatsanız lan müziği. Volkan. Dur. Dur bir an nefesim kesin. Abi adamlar peşimizde gözünü seveyim. Volkan dur. Abi. Adam manyak çıktı. Katil çıktı. Ya. Herif işlediği cinayettir, defteri tutmuş. Kurban olayım ben. Kardeş ben sana çantayı geri götürüp verelim dedim. Ya ailene de bir şey yaparlarsa. Ama ailene kim ne yapsın Allah aşkına, yürü ya. Sana çocuğum olsun. Ailenle buluşturacağım ben seni, yürü. Beyefendi, kapalıyız. Ama saat daha çok erken. Duymuyor musunuz beyefendi? Kapalıyız diyorum. Açız diyorum. Şöyle ısırgan otlu, radikalı bir salata. Yanında da rende havucu. Güzel olur. Bana bakın. Gitmezseniz... Ha şuradan... ben tamamlayayım. Eğer gitmezseniz polis çağıracağım. Hanımefendi bırakalım artık bu klişeleri ya. Chicago mu burası? Ben adamlarıma hey man şu kötü adamları yakalın yoksa kara kıçınıza tekmelerim diyor muyum? Tabii ki hayır. Güzel Ege'mizin şirin bir beltesinde oturup konuşuyoruz. Hiç gereği yok böyle hareketlerin. Ayrıca telefonla etmeye gitseniz bile arkadaşlarım size engel olur. Siz ne istiyorsunuz? Salata. Ama madem salata yok, Volkan'la yanındaki arkadaşını garnitür olarak alayım. Buradalar değil mi? Onlar gitti. Burada değiller yani. Gitti. İsterseniz gidin bakın. Size güvenim tam. İsminizi bağışlar mısın? Aylin. Aylin. Ay'a ait olan. Herkes bir şeylere ait, öyle değil mi? Bilmiyorum arkadaşlarınız kendilerinden ne kadar bahsetti size. Ama ikisi de çok hasta. Hasta mı? Çağımızın vebası. Kanser. Kanser mi? Hı-hı. Ben de ilk duyduğumda çok üzülmüştüm. Ama metanetli olmalı. Onlar için dua edelim. Çok acı çekmesinler. Zencefilli yeşil çay. Çok severim. Ya Serhan, abi bin defa özür diledim işte, tamam uzatma ya. Ya söz veriyorum, Süleyman Baba'nın tekneyi bulalım. Döneceğiz abi Foça'ya. Aylin Hanım'ın yanına değil mi? Oh, sonunda konuştum be abi. Evet, Aylin'in yanına. Ya kardeş, benim içim böyle bir acayip. Neden acaba? Don Serhan Bey, aşık olmuyorsunuz sakın. Yok kardeş, ondan değil. Onu orada öyle bıraktık ya, ondan. Ya Serhan, bence gebeleme abi. Delikanlı gibi söyle açık açık. Bugün bir insan evladına aşık oldum demesi en güzel bir şey. Hasiktir. Cihan'ın arabası değil mi lan bu? Kokluyor yemin ediyorum pezevenk. Sür, sür sen o. Anne, anneciğim. Ha, niye bağırıyorsun anneciğim ya? Anneciğim çalışıyorum, ne yapayım?
Ya biliyorum, en kısa zamanda gel. Tamam anne, terli terli su içmiyorum. Anneciğim yanına geleceğim, merak etme. Merak etme anneciğim. Saygılar anneciğim. Artık ben sıkılmaya başladım Tuncay. Bulalım şu çocukları. Annem de gönül koyuyor zaten. Açık büfe akşam yemeğimiz başlamıştır. İstediğiniz zaman inebilirsiniz. Eyvallah kardeşim. Al. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Kardeşim ben bir yıkansam. Yıkan. Ben mi yıkayayım? Gel. İşi gücü bırakıp buralara mı taşınsak Tuncay? Şu güzelliğe bak be. Şu yeşile, şu maviye, şu adalara, şu denize bak be. İnsanın yazma aşkını kamçılıyor. Tuncay, yanakların alal oldu. Heydi'ye benzedin. Vay be. Nerede o eski çizgi filmler? Heydiler, mustiler, yakariler, tontonaylisi. Nerede o çizgi filmler? Nerede şimdiki seviyesizlikler? Çok duygulandım yine. O defteri bulmamız lazım Tuncay. Merak etme abi. Bulacağız. Merak. Selamünaleyküm dayı, kolay gelsin. Aleykümselam. Ya bir Kaptan Orhan varmış burada. Onu arıyoruz biz. Deli Orhan arıyorsun sen. Yok, Kaptan Orhan arıyorum. Deli Orhan işte, tamam. Ne yapacaksın onu sen? Ya bir emanetimiz vardı, onu soracaktım. Yani emanet bir teslim edilirmiş ya. Nerede buluruz dayı onu? Külüde çıkmıştı oradaydı. 20'den aşağı dönmez. Hadi ya. Peki, baba Süleyman Turan vardır ya, film artisti. Tanır mısın? Kim tanımaz Süleyman Turan'ı, Yılmaz Güney'i? Oh kurban oldu. Onun bir teknesi varmış burada. Onu arıyoruz biz. Teknesi nerede? Yiyelim, kör müsün? Git vur. Peki dayı, eyvallah. Kolay gelsin. Ne oldu kardeş? Yok ya, bu değildir. Adam 15 metre dedi. Anlattıkça anlattı. Bu ne abi? Mavi yazıyor kardeş, görmüyor musun? Sen okuma yazma biliyor muydun? Mahpus'ta solcu abiler öğretmişti. İyi. Ama yok abi, bu değildir. Gel Süleyman babanın tekneye bulalım. Budur kardeş, budur. Görmüyor musun? Mavi yazıyor. Geç. Gel. Atla Serap. O ne? Allah rahmet eylesin. Bak Süleyman abi. Bu ne Bahat Çeyre? Sen tanımazsın. Yok, tanırım. Yılmaz abinin eski hanım. Ben ilk hastaneye gittiğimde çok tırsın.
Ya abi düşünsene. Hiç tanımadığım bir adam. Bir gün karşılaşıp hiçbir şey olmamış gibi. Evladım sen kanser olmuşsun diyor. Ulan daha durun ne oluyor demeden beni bir odaya aldı. İlk kemoterapi seansı. Elim ayağım kesildi. Oturdum içeride. Hemşire geldi. Ne selam var ne sabah. Çat dedi taktı kelebeği. Ağladım ağlayacağım usta. Bir baktım Süleyman abi karşıda oturuyor. Böyle bacak bacak üstüne atmış seninki. Elinde de gazete. Kafayı kaldırdı. Bana böyle baktı. Ne dedi biliyor musun? Ya evlat sen bilirsin. Bu Betis Mallorca maçı ne olur dedi. Abi ne oldum ya? Kanser, hastalık, ölüm. Hiçbir şey yok. O günden sonra her şey değişti. Bakma böyle benim sallaya sallaya yaşadığım. Ölmekten en çok ben korkuyorum herhalde. O yüzden kaçıyorum ya. Bir gün baba dedim ya neden ben ya? Neden ben yani? Bir şafak attı seninkinde. Ulan dedi pezevenk ben niye ölüyorum o zaman? Yan odadaki Fevzi amca neden ölüyor? Bencil herif kalk git. Fırça kaydı bana. Ay Süleyman babacığım. Sana içiyorum baba. Serhan. Ben sana çok kötü davranıyorum değil mi? Söyle söyle. Biliyorum. Baksana. Sen ailenle şimdi takılacakken... ...ben tuttum Cihan'ı peşimize taktım. Boş ver. Sen benim kardeşimsin. Hapishane, hastane derken... ...koskoca 21 yılım geçti. Sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Hayatımda şu 5 günkü kadar mutlu olmadı. Boş ver gerisi. Sen bana abicim diyorsun ya, o bana yeter de artar. Sen üzme kendini, tamam mı kardeşim? Eyvallah abicim. Söz veriyorum. Bir iki gün daha geç. Cem manyağından bir kurtulalım. Sonra doğru façaya. Ben aile yengemden özür diliyorum. Kardeş yeter çok içtin ya yeter. Denizden ya. Ya Serhan. Ben seni niye bu kadar çok seviyorum abi ya? Ha? Anam mısın, babam mısın? Senden bir tane daha yok şu sıçtığımın dünyasında biliyorsun değil mi? Numunesin abi sen. Estağfurullah kardeş. Görmesini bilirsen benden çok var. Allah Allah. Mütevazı ya. Bırak be abiciğim. Hani nerede? Nerede?
Vay! Günaydın. Abilerin abisi. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz kardeş? Seni ailenin yanına götürüyorum. Sabaha kadar düşündüm usta. Kaç kaç nereye kadar? Cihan'ı zaten peşimize ben taktım. Onun işi benim de. Ben şimdi seni yengenin yanında bırakıyorum. Oradan da Cihan'ı buluyorum abi. Sen benim kardeşimsin. İnsan hiç kardeşini yalnız bırakır mı? Şimdi dönelim. Cihan'ı birlikte konuşuruz. Öleceksek birlikte ölürüz. Yok abi. Bu ne lan? Ha siktir Serhan. Serhan. Ha siktir, su alıyoruz oğlum. Ben yüzme bilmiyorum. Yüzme bilmiyor musun? Bilmiyorum, yok. Gel buraya. Gel yanıma. Dur 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 dur. Ben geldim. Dur. Bu ne kardeş? Hayatını kurtarıyorum. Ne demek bu ne? Çanta. Serhan sür abi. Boğuluyorum. Yavaş boğuluyorum. Gel buraya. Dur. Boğuluyorum. Dur lan dur. Boğuluyorum. Dur hadi. Allah. Beni de boğulacak mı? Korkak. Öyle dur. Korkak boğuluyorum. Tamam. Korkak tut boğuluyorum. Korkak. Korkak boğuluyorum. Korkak. Yavaş boğuluyorum. Hoş geldiniz deniz kızları. Abi ben de sana geliyordum ya. Öyle mi? İnanmazlar. Çok yordunuz beni, çok. Kardeşim vuracak mısın, öldürecek misin? Ne yapacaksan yap. Uzatma artık. Sen ne yapıyorsun? Eserimi okudunuz. Fikirlerinizi almadan sizi öldürür müyüm hiç? Ne düşünüyorsunuz kitabım hakkında? Senden başlayalım Volkan. Abi güzel. Ben beğendim. Eline sağlık. Aklına sağlık. Değişik bir çalışma olmuş. Son iki sayfası boş. Size ayırdım bunları. Buraya Volkan, buraya Serhan. Abi hiç gerek yoktu, zahmet etmişsin. Ya bu kadar önemli bir eserin içinde yer almak ne demek ya? Sizi böyle tanımak istemezdim çocuklar. Hele hasta olduğunuzu öğrenince çok üzüldüm. Çok önemli şeyleri biliyorsunuz. Ya sizi öldürmek de pek içimden gelmiyor ama. Ne yapalım, mukadderat. Zamansız okudunuz kitabımı. Anne, anne hadi. Saygıda kusur etmeyin. Anneciğim! Anneciğim! Benim. İnsaf hocaya gelir de annesine haber vermez mi bakayım? Haber vermez olur muyum anneciğim? İzmir'e gelecektik, sana sürpriz yapacaktık anneciğim ya, benim. Tuncay'ı aradım. O da Foça'dayız deyince ben de kalktım geldim. Bak bunlar benim en iyi arkadaşlarım. Volkan, Serhan. Kusura bakmayın çocuklar. Merhabalar. Ben Nevra. Cihan'ın annesi. Ya. Anneciğim, yoldan geldin. Yorulmuşsundur. Çık eve dinlen biraz. Siz de güneşte fazla kalmayın, emi çocuğum. Akşama ne pişireyim size? Zahmet etmeyin efendim. Biz akşama kalmayız zaten.
Aa, imkanı yok, bırakmam. Vallahi bırakmam. Hem akşama Cihan'ın küçüklük fotoğraflarını göstereceğim size ya. 8,5 kilo doğdu. Ah görseniz ne tatlı bir çocuk. Ama beni hiç üzmedi doğrusu. Anneciğim, anneciğim arkadaşlar kalamazlar. Çok önemli işleri var, gidecekler. Aa öyle mi? Evet anneciğim. Peki. Böyle terli terli su içmeyi, boğazlarınız şişer. Tamam anneciğim, ay düşünceli kadın. Ay canım. Ay. Ama çok sevdim ben bu arkadaşlarını. Onlar da seni sevdiler anneciğim, anneciğim. Çok tatlılar. Sen de tatlı. Akşama görüşüyoruz. Gel çocuğum. Gel gel sen. Nerede kalmıştık? Bak Cihan kardeş, sana iki çift lafım var. Zaten şurada kalmış 3-5 günlük ömrüm. Vuracaksan vur, yoksa ben sevdiğime gideceğim. Sana saçmalama abi, ne 3-5 günlük ömrüm? Dönünce terapiye devam edeceksin ya. Boşa konuşma Volkan. Ben öleceğimi biliyorum. Yürü gidiyoruz. Boşver kardeş. Beni Aylin'in yanına götür. Abi hastaneye gidelim önce. Sonra birlikte gideceğiz Aylin'e. Kardeş, beni Aylin'in yanına götür. Tamam Seren, tamam. Tamam. Sen soruyordun ya hep. Niye yattın 20 yıl diye. Ya Seren, tamam sonra konuşuruz şimdi. Ne alakası var be abicim? Yorma kendini. Yok, anlatacağım sana. Toprak damlı bir evde yaşıyoruz. 8 kardeşiz biz. Ben daha 14 yaşındayım. Bir ablam var. Adı Heva. O da 16 yaşında. Bizim köyde bir çocuk vardı. Sen tut, aşık ol buna. Korkmadan hiç kaçıp İstanbul'a gel. Tabii köy karıştı. Babam yüzünü yerden kaldıramıyor. Sokağa çıkamıyor. Kahveye gidemiyor. Bir gece dedi bana Serhan, hadi İstanbul'a gidiyoruz. Ablam Heval bir evde hizmetçilik yapıyormuş. Bunların çocukları var. Heval'la Sabi'yi Luna Park'a getirmişler. Babam beni de Luna Park'a getirdi. Ömrümde hiç oyuncak görmemişim. Köyden başka bir yer de görmemişim. Ne görsen her yer rengarenk. Hani çocuk aklı, oynayacağım zannediyordum. Ali. Ali.
senin bir kardeşin var. Dünyalar güzeli. Şimdi bana söz vereceksin. Serhan abine söz vereceksin. Hastaneye gideceksin. Tedavini olacaksın. Onun için. Beraber gideceğiz abi. Beraber birlikte gideceğiz, tedavi olacağız. Söz mü kardeşim? Söz. Az kaldı abiciğim, az kaldı. Kardeş. Efendim abi. Hakkını helal et. Seren. 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 Abi arabayı durdur. Abi arabayı durdur abi. Abi Seren. 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 Abi. Seren abi. Abi. Seren. Volkan. Efendim abi. Kelebekler ne güzel uçuyor. Aylin de görüyor mudur? Görüyordur abi. Görüyordur. Al kardeşim. İsim neydi? Hasan Pek. Hasan Pek. Oo Selahattin Bey. Siz daha önce okumamış mıydınız kitabımı? Okudum abi. Ama bir tane daha istiyorum. Beğendin mi? Very good abi. Very interesting. Müptelası oldum abi. Tuncay. Emret abi. Bu çapsız niye okumuyor kitabımızı? Bilmiyorum abi. Fotoğraf makinesi yanında mı? Buluruz abi. Bul getir. Remzi Bey, Cihan Nisan'ın Sanat Ölmektir Aslında adlı kitabı edebiyat dünyasında tartışmalara yol açtı. Bir kısım çok beğenirken bir kısım da kitabı yerden yere vurmakta. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben çok beğendim. Tabii her ne kadar biraz şiddet içeriyorsa da çok içten ve çok samimi. Ayrıca dostça.
beni çok rahatlattı. Ve ayrıca şiirime de çok fazla şey kattığını söyleyebilirim. Cihan izliyorsan sevgiler. Aa Ferit, benim gitmem lazım. Ne haber? İyi. Sevişmeden uyumayın. Nasılsın? İyi, tatlım. Sen nasılsın? Sonsuzumun ölüm var mı? Ay doğar mı? Gün dönmeden geceye dağlardan nehirlerden yazdığımız şarkımızı söyle. Bir kısır döngü, bir kumar belki, bir şefkatli dokunuş ömre bedel mi? Bu yoksunluk, bu dargınlık, bu yalnızlık acısı bir gün geçer mi? Sonsuz mu? Sıla var mı? Sızım iner mi? Zaman dönmeden geriye dilendiğimiz sığındığımız unutulmuş şarkımızı söyle. Thank you.